Günaydın çocuklar. Bugün ok sizlerden ayrılalı 40 günü doldurduk. 1,5 aya yakındır uzaktan bir eğitimle devam ediyoruz. Bu dersimizi de Türkçe dersinden betimleme diye bir konuyu size anlatacağım. Betimleme, tasvir etme. Bir varlığın, bir insanın, herhangi bir şeyin dış görünüşünü bize anlatma anlamındadır. Okuduğumuz metinlerdeki her metni okuyoruz. O metindeki bazı metinler, her metinde tasvir yapmayabilir ama bazı metinlerde tasvir, yani dış anlatımı, dış görünüşünü anlatım, onun özelliklerini anlatan bir metin. Yazarın kendi gördüklerini sözcüklerle veya resimlerle anlatmasına betimleme denir. Tasvir ederken, yani yazar ya da biz herhangi bir varlığı, herhangi bir şeyi, eşyayı tasvir ederken varlıkların görme organımıza, yani gözümüzle, işitme yani kulak yoluyla, tat alma yoluyla dilimizle, dokunma yani deri duyu organımızla ve koklama, burun dediğimiz bu organlarla, yani beş duyu organlarını algıladığımız nitelikleri doğrudan cümlede kişinin veya varlığın dış görünüşünü tanıtmak demektir tasvir. Tasvir etmek, tanıtmak, onun dış görünüşünü, yani fiziki özelliklerini kısaca diyeyim, tanıtmaktır. Bakarken bir varlığa, cisme, herhangi bir insana baktığınız zaman onun boyunu tasvir edersiniz, uzun boylu, kısa boylu, kilosunu, şişman, zayıf, efendim, giyimi, kuşamı, kravatıdır, takım elbise midir, yoksa kot pantolon mudur, bunu özellik, giyim özelliklerini ve karakteristik özelliklerini, huylarını, yani bu davranışlarına girer, özelliklerini tanıtılmasına tasvir denir. Yani karşınıza çıktığı zaman tasvir, betimleme ne demektir dediği zaman bu konuda bir bilginiz olsun. Bu konuyu bu şekilde anlayacaksınız. Ve bu konularla ilgili bir metin bularak ne yapabilirsiniz? Okuyabilirsiniz. Evet, bir de metinleri okurken bir ana duygu diyoruz. Ana duygu ne? Hep söylüyoruz. Ana duygu, ana fikirle karıştırmamak gerekir. Ana duygu farklı bir şey, ana fikir farklı bir şey. Ana duygu okuduğumuz şiirlerde yer alır. Ana duygu şiirdedir. Yani şiirin esas ne demek istediği motiftir. Bize süslemek istediği, biliyorsunuz, ahenklidir, kulağa hoş gelir. Dört şiirler, dörder mısır, satır halinde, kıtalar halinde yazılır. Şiirlerin baş harfi büyük olur. Ya, şiir yazana şair denir. Bunları biliyoruz, öğrendik. Ana duygu dediğimiz zaman şiir aklımıza gelmesi gerekir. Ana duygu şiirdeki temel motiftir. Ana fikir ile ana duygu farklıdır. Ana fikir düz yazılarda, okuduğumuz metinlerde, bir metin okuyoruz, bir parça okuyoruz. Bundaki yazarın bize esas anlatmak istediği temel düşüncedir. Ana fikir budur. Düz yazılarda, şiir ve düz yazılar farklıdır. Düz yazılardaki söylenmek istenen yargıdır ya da düşüncedir. Yazar bize neyi anlatmak istiyor? Hangi davranışı kazandırmak istiyor? İşte düz yazılardaki ana fikir odur. Cümle bilgisine geçiyoruz. Bizim bu konu, bu dersimizde de cümle ve cümlenin öğeleri. Biz, cümle nedir? Cümle bir duyguyu, karşımızdakine bir isteği, bir dileği, bir haberi, yani karşımızdaki insanla ya da onun bize bir dileğini, bir isteğini, bir haberini, duygularını, düşüncelerini anlatma söz dizilerine biz ne diyoruz? Cümle diyoruz. Demek ki cümle bir duyguyu, bir düşünceyi, bir dileği, bir isteği, bir haberi
bildiren söz ya da kelime dizilerine biz ne diyoruz? Cümle diyoruz. Cümleyi tanımlarken bu şekilde tanımlayacağız. Cümlelerde bakalım öğeleri, cümle duygularında neler varmış bakalım. Korkudan bağırmaya başladım. Bir cümle. Korkudan bağırmaya başladım. Neyini anlatıyor bize burada? Duygusunu anlatıyor. Yani korktuğunu ve bağırdığı bir duygudur. İnsanın içinde yaşadığı o nedir? Duygu. Bağırmaya başlamış, korkmuş. İkinci cümleme bakıyorum. Kalem kılıçtan keskindir. Bir atasözü. Kalem kılıçtan keskindir. Bu da bir düşünceyi anlatıyor. Düşünce. Yazarın yazara göre ya da atasözüne göre kalem en güçlü silahtır. Kalemin büyüklüğünü kılıçtan daha keskin olduğunu anlatıyor. Bu da bir düşünce. Ama düşünce de kişiden kişiye değişebilir. Biz cümlede anlam olarak neyi anlatıyor? Düşünceyi anlatıyor. Diğer cümlemiz, bugün dersime çalışayım. Ha, duruyorsunuz, duruyorsunuz, annenize öyle diyorsunuz. Dersimi yapayım ya da dersime çalışayım. Bu ne? İstek. Annenizden, babanızdan çarşıda gezerken başka şeyler oluyor, almak istiyorsunuz. İşte bu isteğinizdir. Demek ki cümlelerde istek bildiren cümleler var. Diğer bir cümlemiz, arkadaşım hasta olmuş. Bu nedir? Haberdir. Haber veriyorsun. Arkadaşınızın hasta olduğunu anlatan bir cümle. Demek ki cümleyi toparlıyorum. Bir duyguyu, bir düşünceyi, bir isteği, bir haberi ya da herhangi bir dileği anlatan bu söz dizilerine ne diyoruz? Cümle diyoruz. Cümleler bir kelimeden de olabilir, birden çok da olabilen cümleler vardır. Koş, bir cümle olabilir. Oynuyor, bir cümle. Oynuyor kelimesi bir cümledir. Gel, bir cümledir. Evet, ikinci kelimeli olan cümleler vardır, iki sözcükten oluşan. Çocuk oynuyor. İki kelime, bir, iki. Birincisi neydi? Bir kelimeden oluşurdu. İkincisi, çocuk oynuyor, iki kelimeden. Bunu çoğaltabiliyoruz. Çocuk top oynuyor. Bakın, oynuyor kelimesinden çocuk top oynuyor. Üç kelimelik bir cümle oluşturduk. Dördüncü, çocuk bahçede top oynuyor. Dört kelimeye çıktı. Çocuk bahçede top oynuyor. Beş, çocuk bahçede arkadaşlarla top oynuyor. Demek ki bir cümleyi istediğimiz kadar uzatabiliriz. Ama bir cümlenin iyi anlaşılabilmesi için kısa ve özlü olması gerekir. Cümle kurarken mutlaka anlamlı bir cümle kuracağız. Kısa ve özlü cümleler kuracağız. Kurallı cümle kuracağız. Hepsinde de oynuyor, yani eylem bildiren kelimeler hepsi oynuyor, o zaman olarak oynuyor, o oynuyor. Yani çocuktan bahsediyor. Demek ki cümleler kısa ve özlü olacak. Bir kelime de olabilir cümle. Birden çok sözcükten de meydana gelebilir. Evet, cümle hakkında kısaca bu anlattıktan sonra, betimlemeyi ve ana duygu, ana fikri anlattıktan sonra kısaca sizlere cümlenin ögeleri nelerdir? Onları görelim. Biliyorsunuz cümlede olmazsa olmaz bir yüklem vardır. Yüklem olmazsa cümleye biz cümle diyemiyoruz. Çünkü anlam kazandıran, işi, oluşu, hareketi bildiren bir sözcük cümlenin sonunda olması gerekir ki o cümle ne olsun, anlaşılır, cümle durumuna gelsin. Cümleler, kelimelerin cümle içinde çeşitli görevleri vardır. Bu kelimeler özne, tümleç, yüklem. Özne, tümleç ve yüklem. Bazen şurada oynuyor
Bakın buradaki sözcükte oynuyor. Bir kelime hem hareketi bildiriyor hem de şahıs kişiyi bildiriyor. Yani burada gizli özne var. Oynuyor, o oynuyor. Oynuyorum deseydim ben oynuyorum. Yani eylemle fiil iç içe geçmiş gizli özne dediğimiz olgu meydana geliyor. Kelimelerin cümle içindeki görevlerine öğe diyoruz. Cümlede özne, yüklem ve tümle çöğeleri bulunur. Yani kurallı bir cümlede özne başta, tümleç ortada, yüklem sonunda olur. Evet. Mesela zil çaldı. Ne çaldı? Zil çaldı. Zil. Çaldı, eylem. Yani yüklem oluyor. Bakalım. Cümlede işi, oluşu, olayı, yargıyı bildiren unsurlara yüklem denir. Bunu anlattık. Yüklem olmasa cümle ne olmaz? Olmaz. Kurallı cümlede yüklem cümlenin sonunda bulunur. Mutlaka yüklem olması gerekir. Kurallı cümlede yüklem yani fiiller cümlenin sonunda yer alması gerekir. Cümlede yüklemin bildirdiği işi yapan varlığa özne denir. Evet. Bir işi yapan var. Ben yaparım, sen yaparsın, o yapar. Biz yaparız, siz yaparsınız, onlar yapar. Yani cümlede mutlaka işi yapan bir kişi ve yapılan bir eylem vardır. Ders çalıştım. Bakın çalıştım, ben çalıştım. Yüklem çalışmak. Ben özne. Ders yer ve zaman bildiriyor. Bu da tümleç olur. Yani ders çalıştım değilsen ders çalıştım. Çalıştım. Çalışmak bir iştir. Eki geldiği zaman ben çalıştım. Ders çalıştım. Ders de bir tümleç olayına neden olur. Tümleci cümleyi tamamlayan yer ve zaman, varlık, nesne varsa bu tümleç olur. Devam ediyorum. Cümlede yüklemin anlamını çeşitli yönlerden tamamlayan unsurlara tümleç denir. Yani cümleyi yer, zaman, İşte varlık yönünden tamamlarlar. Evet. Ayten televizyon izliyor. Bakın izliyor yüklem. Televizyon tümleç, nesne. Efendim Ayten özne. İzleyen kişi kim izliyor? Ayten izliyor. Kim sorusunu sorduğunuz zaman yükleme özneyi size ne yapacaktır? Gösterecektir. İzleyen kim? Ayten özne. Ayten ne izliyor? Televizyon tümleç. Ne? Kim soruları sorduğu zaman ne yapıyor? Bize bu cümlenin öğelerini bildiriyor. Demek ki 3 tane temel şey var. Esas 2 tane temeldir. Biz bu ikiyi unutmayacağız. Özne ve yüklem. Bu ikisi cümlede nedir? Temel öğelerdir. Cümlede her sözcüğün bir anlamı ve görevi vardır. Cümlede her sözcüğün bir anlamı ve görevi vardır. Bunlara bir cümlenin öğeleri diyoruz. Dünya yuvarlaktır. Ne yuvarlak? Dünya. Bakın özne. Yuvarlaktır. Nedir? Ne yuvarlaktır dediğimiz zaman dünyayı gösteriyor. Hemen bize özneyi ne yapıyor? İletiyor. Yuvarlak olması varlığın biçimini anlatıyor. Bu da yüklem anlamına geliyor. Evet. Cümlede işi, oluşu, hareketi bildiren bu sözcüklere biz yüklem diyoruz. Ben bir öğretmenim. Ben bir öğretmenim. Bakın burada öğretmen isimdir ama yüklem durumundadır. Öğretmen isimdir, isim soylu bir yüklem olur. Ben bir öğretmenim. Öğretmen de cümle olduğuna göre öğretmen de bir ad olduğuna göre isim kökenli yüklemlerde olabilir. Çocuklar top oynuyor. Oynuyor da fiil nedir? Fiildir. Yani fiil kökenli yüklemlerdir. Onun için biz yüklemlere genellikle fiil kökenli yüklemler kullanıyoruz. Evet, balkondaki
Saksı yere düştü. Ne düştü? Saksı yere düştü. Bu tümleç. Düştü, yüklem. Neredeki? Kim? Balkondaki. Bu balkondaki saksı yere düştü. Buradaki tümleçtir. Balkonda saksı yere düştü fiildir. Evet. Bakın. Düştü nedir? Yüklemdir. Balkondaki saksı yere. Yer ve nesneyi belirtiyor. Bu da tümleçtir. Evet. Herkes sessizce dersini dinliyordu. Kim? Herkes. Özne. Sessizce dersi, bu da tümleç, dinliyordu. Nedir? Yüklemdir. Evet. Yüklem olan şeyleri genellikle belli. Burada yüklem var mı? Teyzemi görmedim. Geçen haftadan beri kuralsız bir cümle. Geçen haftadan beri teyzemi görmedim. Yüklemdir. Görmedim. Yüklemdir. Evet. Bu şekilde bunları ne yapalım? Dersimizi, kitabımızı açıp bunları bütünlük halinde işleyelim. Özne işi yapan kişidir dedik cümlede. İşi yapan kişi. Evet. Yüklemleri kullanarak birer cümle kullanabiliriz. Yapmak. Bunu kullanabilirsiniz. Kendiniz geçiyoruz. Yüklemleri yazarsınız. Öğretmenim okula geldi gibi bunları tamamlarsınız. Özne yüklem uygunluğu. Bilgicik. Cümlede özne hangi kişi ise yüklem de ona uyar. Yani ben yaptım, sen yaptın, o yaptı. Yüklem ve özne uygunluğu budur. Yani cümlede yüklem ve kişi, özne ile yüklem uygunluğu olması gerekir. Cümlenin neleri? Yine baştan alıyorum. Erdem kitabını unutmuş. Erdem özne, kitap tümleç ve nedir? Yüklemdir. Bakın, unutmuş. Evet, kitabını, şuradakini. Erdem kitabını unutmuş, özne Erdem oluyor. Demek ki bir cümlede 3 tane temel. Başta özne, sonda yüklem, ortada da tümleç olması. Tümleç, cümlenin içerisindeki yapılan işin nerede, ne zaman, nasıl, hangi varlık olduğunu belirten sözcüklere biz ne diyoruz? Tümleç diyoruz. Cümlede işi yapana da biz özne diyoruz. Evet çocuklar, bugünkü Türkçe dersinde öğrendiklerimiz betimleme, tasvir, ne anlamlıdır? Biz bunu öğrendik. Ana duygu, ana fikir arasındaki farkı öğrendik. Cümledeki anlamlar, cümlenin anlamlarına duygu, düşünce, istek, haber gibi cümlenin anlamlarını belirttik. Cümle kaç sözcükten oluşur? Bunları öğrendik ve cümlenin öğelerini 3 temel öğe olduğunu, bu kelimelerin cümlede görev yaptıklarını, özne, tümleç, yüklem, bunları da öğrenmiş olduk. Hepinize iyi günler diliyorum. Sağlıkla kalın.